yarar. Ya ben hani e, bu kadar üstad siyaset takip ediyor. Ben çok takip etmiyorum ama benim gördüğüm şey şu. Yani profillere aşağı yukarı tanıdayabildiğim kadarıyla söyleyeyim. Ee, Ak Partiye son dönemde en çok eleştirilerlerden bir tanesi e, Ak Parti adına konuşacak olan kişilerin sayılarının azlığıydı. Yani çok az sayıda kişi Ak Parti adına çıkıp televizyonlarda ve diğer yerlerde e, konuşmalar yapıyordu. Benim gördüğüm, e, Ak Parti Ak Parti'yi temsil etmeye e, aday olan kişiler direkt oraya alınmış. Daha önce hatırlarsınız, Şamit Ayarların, Metin Künüklerin e, olduğu bir ekol vardı. Onlar çıkmışlardı, tekrar içeri girmişler. Benim gördüğüm, e, Ak Parti seçim öncesi birçok yerde daha fazla sesini yükselteceği bir kadroyla gelmek istiyor. Yani konuşma vizyonu olacak olan kişileri de içeri almışlar gibi geldi. Benim gördüğüm bir tablo o. E, i̇kinci tablo e, hani İstanbul İl Başkanı'ndan başlayan süreç içerisinde söyleyebileceğimiz bir değişim daha var. O da işte milli görüş tabanına e, daha fazla bir aidiyet duyabilecekleri e, kişileri de İçeri e, alındığı bir yer. Ben e, açıkçası e, biraz daha farklı bir şey söyleyeceğim. E, ben kadroya baktığımda e, ekibin seçim ekibi olduğunu düşünüyorum. Seçime hazırlık ekibi. Seçime hazırlık ekibi olduğunu düşünüyorum. E zaten öyle bir e, yaklaşım var galiba. Yani e, hani kişilerin duruşları, tavırları temsiliyetlere, özelliklere baktığınızda çünkü potansiyelleri baktığınızda normalde e, 2022 kaçta yapılacak seç şey? seçimden önce mi yapılacak yine genel kurul? Şey hayır. yani bu şey. Yok hayır hayır şimdi bitti. Yok kaç yani, senede bir yapılıyor? Yani 2018 19 19 18'de yapıldı en son. Yok 2021 yapıldı. Sonra bitti. ne zaman yapılacak? Iki yıl, i̇ki yıl sonra. Kadrosu, bu kadro seçiliyor. Tabii tabii. 2018'de bir daha seçim şey yapıldı. Olmayacak. Bu kadroyla seçiliyor. Bu kadroyla Tabii Tabii tamam. Tam, tam, dediğim gibi. Tam seçim tamam, kadrosu ile ilgili <laughs> düzenleme. E, i̇ki, meclis demin e, Zafer Şahin söyledi yanlış hatırlamıyorsam. E, mecliste daha ağırlığı artabilecek konuşa, konuşma, hitabet özellikleri olan e, kişiler e, o tarafa doğru kaydırılıyor. Mahir dedi. Ünal, Elitaş gibi... E, Elitaş da yeni değil mi Zafer Şahin? Hayır, e, Elitaş Mustafa Bey geçmişte de grup başkan vekilliği biliyorum, yaptı. Biliyorum, biliyorum. Hani şu anda <laughs> Hatta bakanlık yeni grup yaptı. başkan vekili yani. Tabi tabi tabi. Tabii. Onu soruyorum. Ben şöyle tabii, söyleyeyim. Tabi tabii, evet evet. Yani manifesto var mı yok mu bilmiyorum ama hani benim gördüğüm, ben siyasetin çok daha sertleşeceğini görüyorum. Yani ekip daha sert e, tabana e, tabana mesaj veren e, tabanı e, tabanını yönlendirebilecek, e, onlara hitap edebilecek bir e, ekip seçildiğini görüyorum. Yani manifestodan işte e, Hasan Bey bahsetti. E, ben siyasetin sertleşeceğini düşünüyorum. Yani evet. e, benim gördüğüm tabloda çünkü bir taraftan CHP, bir taraftan diğer e, siyasi partilerde e, daha farklı kişileri ön plana çıkarttılar. E, konuşma e, konuşmalarda özellikle e, siyasi partilerde ve diğerlerinde Farklı farklı kişileri görmeye başladık. Onların karşısına aynı e, bilgi birikimine sahip ve sertliğe sahip kişiler e, yapıldı ve kon, e, konumlandırıldı. Belki Benim, bu da hesaplanarak yapılmış bir şey olabilir. E çünkü eleştirilerden bir tanesi şuydu. AK Parti e, yaptığını anlatamıyor deniyordu. Yani yaptıklarını ifade edemiyor deniyordu. Kendilerini savunamıyor gibi eleştiriler vardı Üçüncü belki en önemli işlerden bir tanesi Cumhurbaşkanlığı sisteme geçtikten sonra Milletvekilliği azalınca Partinin önemi azaldı Yani eskisi gibi partinin içerisine Girip çıkan insan sayısı azaldı Artık herkes Bakanlarla Görüşmeye çalışıyor Ne milletvekillerinin ne de Partideki o AK Parti binasının çok önemi kalmadı deniyordu Sanki biraz daha milletvekillerinin ve tabanın siyasetini yapılacağı yani alanda siyaset yapılacak bir kadroya doğru gidilmiş gibi ben gördüm. Öyle söyleyeyim. E, Bedri Baykam'a döneceğim ama bu arada kabinede de bir değişiklik bekleniyor artık. Ha, da, doğru. Ee, ha, tam onu söyleyecektim. Yani bu olay başlamadan önce biliyorsunuz pazartesi günü şey bekleniyordu. Gece yarısı kararname çıkacak diye bekleniyordu. <laughs> e, kararname çıkınca, e, çıkmayınca insanlar hani şey bile oldu salı günü. Yani önemsememeye başladı. Düşünebiliyor musunuz? Yani bakan listesi eee listesinden daha şey olabilir mi? Önemli olabilir mi? O pozisyona geldi. Doğru. Bence siyasetin tabandan uzaklaşmış olması bence en önemli tehlikelerden bir tanesi. Yani şöyle mi diyor demek istiyorsunuz? Parti ağırlığı, partiye ağırlık verme, partiyi öne çıkarma hamlesi. Kesinlikle öyle. Çünkü AK Parti'nin son dönemde en çok eleştirilen bir tanesi e, eski e, milli görüş görüşünden de gelen Refah Partisi döneminde de tabanın sahada gezmesi, tabanın sahada dolaşması e, ve e, seçim olmasa da seçim kazansa da seçimin kazandığı günden itibaren çalışması üzerine kurgulanmış bir yapısı vardı. Son dönemde sahada adam adama marka. Adam adama marka son dönemdeki en çok önemli konulardan bir tanesi sahadaki çalışmanın hiçbir önemi olmadığı e, endişesi yaygınlaştı söyleniyordu. AK Parti'lerin içerisinde. yani biz şeyimizi kaybettik. Biz yolumuzu kaybettik. Sahanın terk edildiği. Yani saha terk edildi. E, sahanın terk edildiği bir yerde e, seçim kazanılamaz e, mantığı bence hatırlanmış gibi ben algıladım. Yeniden sahaya dönüş o zaman mesaj o sizin söyleminizden onu anlıyorum. Bedri Baykama döneceğim ama Zafer Şahin kabinedeki değişiklikle ilgili ne zaman olacak? Yani mesela bazıları diyorlar ki bu gece yarısı resmi gazetede belki çıkar. Bazıları yarın olur diyorlar. Yani resmi gazeteye mi bırakılacak yoksa böyle bir açıklama şeklinde mi olacak? Sen Senin kulağına gelen bu konuda bir bilgi var mı yoksa e, sadece spekülasyonlar mı dolaşıyor ortalıkta? Şimdi bugün e, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hani bu konunun e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdirinde olduğunu söyledi. E, ama bir gün önce de e, yine Mahir Ünal e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı e, sanki böyle bir değişikliğin olabileceğine işaret etmişti. Şimdi e, Ahmet Bey 24 Haziran 2018 seçimlerinden beri işte kabine o zaman oluştu neredeyse her ay bir kabine değişikliği iddiası gündeme geldi. Ben bunu biraz eski Türkiye'nin alışkanlığı, daha doğrusu o dönemde gazetecilik yapan bizlerin bir alışkanlığı olarak görüyorum. İşte bu kabineyi bir değiştirme söylentileri hiç hız kesmedi ama bu seferki en kuvvetli söylentiydi. Yani ben de hani bu saatten sonra bir kabine değişikliği olma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Bugün kongre salonunda konuşulan yarın yani perşembe günü bu değişikliğin e, olacağıydı yani böyle söyleniyordu ama mesela geçtiğimiz cuma günü için de çok kuvvetli bir değişiklik beklentisi vardı o olmadı pazartesi için aynı şeyler söylendi e, yine olmadı ben hani bugün bu işte e, MKYK, MYK e, belli olduktan sonra e, hemen arkasından bir kabine değişikliğinin e, olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum yani en azından kulislerde konuşulanlar işte partiden yansıyanlar buna işaret ediyor. Yani ee, dediğim gibi yarın doğru. için böyle bir beklenti Ankara'da o, var. O zaman yarın. Yarın e, kuvvetli ihtimal. O zaman öyle anlıyoruz. E, yani tabii bu öyle gözüküyor, bu öyle hani kesin net bir bilgi değil de yine o spekülasyonlardan en ağırlık taşıyanını diyelim. Öyle diyelim. Yani yarın olma ihtimali yüksek. Ama tabii net bir bilgi değil ama hani şu geride kalan iki buçuk yılda birçok kez kabine değişiyor haberi çıktı ama Yok hiç Yok ama bir, bu sefer... E, bu seferki kadar böyle... Ya Mahir Ünal söyledi. Mahir Ünal söyledi, söyledi ya. yani. Samut'a yaklaşmamıştı. Partide, kabinede evet. değişim olacak. Partide oldu. Belli ki kabinede Hı. de olacak yani. E, hatta bazıları bu partideki değişime bakıp... Ha demek ki kabinede de şöyle yapılacak, böyle yapılacak gibi laflar da ediyorlar. Demek ki o da çıkarılabiliyor yani ben ben benim yapabildiğim bir şey değil ama bazıları onu yap, yapıyor. E, şu şu çok yoğun bir şekilde dillendiriliyor Ahmet Bey. İşte üç tane bakanlığın ayrılacağı işte çevre ve şehircilik şeklinde, kültür ve turizm şeklinde, aile ve çalışma bakanlığının ayrılacağı e, konuşuluyor, belirtiliyor. E, biraz daha kabinede e, siyasetçi kökenli, siyaset konuşabilen, siyasi geçmişi olan isimlerin de kabinede yer alacağı hani teknokrat e, kimlikli isimlerin yanında e, bu kimliğe sahip insanların da yeni kabinede olacağına dair rivayetler muhtelif Ankara'da her zaman olduğu gibi. Ama bu, bunlar bana gerçekçi gibi geliyor. Bundan öncekiler gelmiyordu bu kadar gerçekçi. Hem bu kabinenin yeni yapısıyla ilgili söylediğin şu son cümleler e, hem de kabine değişikliği ile ilgili yapılan spekülasyonlar bu, bu kez daha ciddi gibi çünkü... Mete yararın da söylediği gibi Mahir Ünal resmen açıkladı yani dedi ki hem partide hem kabinede hiç değişiklik. girmez bu topa hiç girmez çünkü. Girmez Onu tabii uzundur, çok bugün temkinliyiz. Bugüne kadar hiç girmedi böyle tabii, bir tabii, açıklama yapmamış. Bir katkı verebilir miyim? Lütfen. Bir de hani herkesin bir şapkası olacak cümlesi var ya. O ne yani demek? O, o da şu anlayabildiğimiz kadarıyla şu anda hem Merkez karar Yürütme Kurulu'nda hem de e, MEKA'da e, yani o şu an partinin vitrininde olacak isimlerin dışında. Tasfiye olduğu düşünülen bazı isimlerin ben e, kabinede olabileceğini... Kabinede olabilirler diyorsunuz. Yani anladım. MKYK'da kullanılmayıp, merkez kurulundayken evet, Kuru evet. kullanılmayıp e, kast edilen o. Yani oraya bakıyorlar. E, ha, kuvvetli, öyle çıkarıyorlar o isimleri. Şimdi anladım. Kuvvetli tamam. isimler vardı ya 28 kişi olmadı. Tamam. karıncalar var içlerinde mesela. Tamam yani, anladım.